Bir, iki, üç. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben daha önce uzun zamandır burada arada yoktum. Neden olduğunu bir açıklama yapayım. Özür dilerim, uzun zamandır video paylaşmıyordum. Okulum başladı, yeni okul, yeni dersler falan filan derken kendim biraz kaptım. Şimdi bizim okullar normalden erken açılıyor burada. Yani Türkiye'den biraz daha erken açılıyor. O yüzden ödevimi denerken çok meşguldüm. Zamanım hiç yoktu. O yüzden bugün bayağı geç kalmış bir Ağustos ayında okuduklarım videosu yapıyorum. Öncelikle dün, öncelikle küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Anı değil de dünden. Çok mutlu olduğum bir olay oldu. Videosunu çekemedim. Aslında keşke aklıma gelseydi çekseydim. Video çekmek yasak ama dün Orhan Pamuk'un söyleşisine gittim. Burada Londra'da. Ve kitabımı Orhan Pamuk'a imzalattım ve tanıştım falan, hani böyle cidden çok güzeldi. Konuşması çok etkileyiciydi. İngilizce konuştu ve gerçekten çok kalabalıktı. Genelde yani yabancılar çoktu. Hani ve gerçekten orada ülkemden gurur duydum ve çok güzel şeyler söyledi Türkiye ile ilgili, kitapları ile ilgili. Ben şu an açıkçası yani tam hani kitaplarını okusam da çok derin anlayacak yaşta olduğumu düşünmüyorum. Belki ileride. Ama ilk başta şu an aldığım kar kitabını okumaya başlamak istiyorum. Şu an okuduğum kitabı bitirince. O yüzden bu ayın sonundaki videoda bunun da hakkında bir şeyler gelir. Çünkü çok güzel olduğunu duydum zaten. İngilizce aldım ne yazık ki, çünkü burada Türkçesini bulamadım. Yani bulabilirdim büyük ihtimalle ama daha pahalı olurdu. Türkiye'ye döndüğümde ya da belki gelen birilerinden beğenirsem tabii de diğer kitaplarını Türkçe olarak isteyebilirim. İngilizce olarak bir okuyacağım. Böyle yani. Bu küçük şeyi size paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten hani çok mutlu oldum. Dün böyle gittik işte yanına şey falan dedi. Kardeşimle gittik. Biz kardeşimle bayağı benziyoruz. Dedi ki aa işte çok tatlısınız, çok akıllısınız. Hep böyle akıllı kalın falan. Çok tatlı bir adam. O yüzden buradan ona teşekkür ederim. Bitmem videolarımı asla izlemeyecek hayatı boyunca ama teşekkür ederim gene de. Şimdi bu ay okuduklarıma gelirsek, bu ay tam olarak yani bu ay dediğim Ağustos ayında 6 kitap okumuşum. Uzun zaman 6 kitap benim için çok iyiydi sayı. Uzun zamandır 6 kitap okuyamıyordum bir ayda. Ağustos çok böyle hani tatildi, rahattı, çok güzel okudum. O yüzden şimdi sırayla başlamak gerekirse ya zaten hayal kırıklığı olacağını biliyordum. Yani hayal kırıklığı olduğunu bile bile okudum diyelim. İlk kitap çıktığını gördüm. Ben bayağı geç kaldım galiba almakta. O da Büşra Küçükten Kötü Çocuk. Verdiği her mesaja ve her sayfasına karşı olduğum kitaplardan bir tanesi. Şimdi diyorsunuz ki neden, yani 5 üzerinden 1 verdim. Bu kadar beğenmiyorsan, bu kadar laf edeceksen neden okuyorsun? Çünkü yani merak ettim. Gerçekten dedim ki 3 kitabını da okudum. Ki 3. kitapta gerçekten dedim ki artık Büşra saçmaladın. Ama 4'ü de okumak istedim, merak ettim. Yani acaba nasıl bir eleştiri yapabilirim diye merak ettim. Hala eleştiririm. Aynı çok hızlı okunan bir kitap ama o kadar hızlı okunduğu kadar o kadar da kalitesiz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani bu kitapta 1 puan vermemin tek sebebi akıcı olması falan. Hani sadece okuma listemde bir kitap daha. Ve gerçekten ben bu kitabın bizim ülkedeki okuyan kitleye hiç bir mesaj verdiğini düşünmüyorum. Özellikle son iki kitap gerçekten çok, hani tiksindim. Gerçekten tiksindim artık. Saçma bir kitaptı, gereksizdi. Bir sürü böyle postitledim. Mesela saçmaydı yani. Hani almak istiyorsanız, önermek istiyorsanız önermeyin ve almayın. Ama hani eğer bu kitap serisini de seviyorsanız o da sizin seçiminiz, sizin zevkiniz. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben buna hiçbir şey diyemem ama hakikaten neden insanların sevdiğini çok anlayamıyorum. Bu da benim düşüncem. Saygı duyarsak sevinirim. İnşallah linç yemem. Açıkçası linç yersem de umurumda değil. Ondan sonra çok değişik bir kitap okudum ki ben bunu hepinize gene önereceğim. Kuzenim bana bu kitabı önerdi. O da Yeon Mi Park adlı bir Kuzey Koreli kızımızdan In Order to Live, yani yaşamak için. Türkçe'ye çevrildi mi emin değilim. Çevrilirse kapağını şuraya bir yere, Türkçe kapağını koyarım. In Order to Live, Kuzey Kore'de yaşayan, doğduğundan beri Kuzey Kore'de yaşayan bir kız çocuğunun Çin sınırından nasıl Çin'e ve ondan sonra Güney Kore'ye kaçtığını anlatıyor. Ama bu kaçış da bu hani hayat mücadelesinin arada neler yaşadığını anlatıyor. Gerçekten çok büyüleyici bir kitaptı. Bir kere elinize aldıktan sonra bırakamıyorsunuz.
Yani ülkemin, yani şu anki dünyanın en büyük problemlerinden biri olan Kuzey Kore'deki rejimi ve Kuzey Kore'deki insanların nasıl yaşadığını anlatıyor. Çok güzel bir, çok yani etkileyici bir roman, yani otobiyografi diyelim. Roman değil, otobiyografi diyelim. Ben herkese öneririm. Gerçekten, gerçekten büyülenerek, ağlayarak ve içim buruklarak okudum. Çok üzücüydü ama aynı zamanda da o kadar güzel her şeyi yansıtıyor ki, hani kız müthiş bir yazar olmayabilir ama yaşadığı şeyler o kadar etkileyici ki siz hani herkes kendinden bir parça buluyor, özellikle Türkiye olarak. Bence bunun içinde hani bu kadar kötü, bizimki bu kadar kötü olmasa da gene de içinden parçalar bulabileceğimizi düşünüyorum. Çok kısa bir, yani çok uzun bir kitap değil ve cidden İngilizcesi de olursa alın okuyun, çünkü İngilizcesi kızın zaten çok basit bir İngilizce, çok düz bir İngilizce, hiç böyle süslü bir şekilde anlatım yok. O yüzden çok iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani İngilizceniz süper değilse bile cidden öneriyorum. Bu ayın, hatta bu yılın en sevdiğim kitaplarından biri olabilir. Ben zaten böyle değişik otobiyografileri, ilginç otobiyografileri okumayı çok seviyorum. Gerek işte 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarınki olsun, gerek Kuzey Korelilerinki olsun, çok etkileyici. 5 üzerinden 5 verdim. Kesinlikle herkese önerdiğim bir kitap. %100. Ondan sonra bu ay okul için okudum aslında. Okul başlamadan önce okumamız gerekiyordu. Fransız edebiyatından, 20. yüzyıldan bir kitap. Naturalizm akımından Albert Camus'un Yabancısını okudum. Ben bu kitabı hem Fransızca okudum hem İngilizce okudum. Aynı anda okudum. Açıkçası şöyle bir şey. Beni biraz reading slump'a sokmadı değil, yani çok yavaş okudum. Ama zaten anlatım, hani naturalizm zaten bundan ibaret. Yani adamın yazışında bir süslülük yok ama arkasında o kadar çok anlam var ki hani böyle boğuluyorsunuz kitabı okuyarak. Hani adam diyor ki kahve içtim ve bir cümle daha okuyamıyorsunuz böyle. Beğendim. Yani açıkçası buna bir puanlama yapamayacağım artık. Bu kadar klasik bir kitap olmuş bir kitaba hani böyle kendim çok hani ay çok kötüydü, çok sıkıcıydı falan diyecek seviyede bilgim olduğunu, şeyim olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ama beğendim. Yani kitabın genel şeyi, konsepti güzeldi. Sonlarına doğru bazı kısımlarda dil faktörü yüzünden anlayamadım. Hani böyle arada bir kaydı. Ama bilmiyorum, yani okumak isterseniz okunabilecek bir kitap. Türkçesi nasıl bilmiyorum, dediğim gibi Türkçesini okuyamadım. Ama İngilizcesi gene kolay. Çünkü zaten dediğim gibi süslü bir dili yok. Ama Fransızcası gerçekten beni bazı yerlerde çok zorladı. Artık dedim ki ben yapamıyorum. Bırakın öleyim falan oldum. Ama gene de yani belki çok lise çağında değil de daha sonrasında okunabilecek bir kitap. Okulda işlemiyorsanız, ki biz bu sene okulda işlemeyeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden niye okuttular bilmiyorum gerçekten. Okulda işlemeyecekseniz, yani çok derin anlamını hani araştırmayacaksanız okuyunca böyle çok bir şey anlamıyorsunuz. Yani anlıyorsunuz da çok daha derin anlamları taşıyan bir kitap olduğu için daha böyle derin incelenecek bir, incelenmesi gereken bir kitap. O yüzden hani böyle gerçekten ilgiliyseniz bu tür akımlara, işte Albert Camus'un yazınına, onun için okuyun derim. Hani böyle alalalom gibi okunacak bir kitap pek değil. Öyle yani. Ondan sonra zaten hani 10 senedir falan videolarında bahsettiğim ve artık hani Melis bana aldı, Melis okuyacağım söz diye verdiğim sonunda kitabı okudum. Bu kitap da tabii ki de yabancı değil. Herkes okudu. Aradan 5 yıl falan geçti. Sonra ben okudum. Çünkü çok yavaşım. Gerçekten salyangoz yavaşlığında ilerliyorum bu aralar kitaplarda. O yüzden gene özür dilerim. Yabancı Bale hakkında söyleyecek bir sürü şeyim vardı. Okumamın üzerine o kadar çok zaman geçti, unuttum. yok şaka yapıyorum. Bu kitaba puanım 5 üzerinden 3. Açıkçası biraz daha kıracaktım ama dedim ki Özgür'ün yazımı için 3 puan hadi veriyorum yani. İlk kitap güzeldi. 3. kitap nasıl olacak görmek istiyorum. 3'ü veriyorum yani. Hani hak etmiş bu kitap. Ama şu 2 puanı kırmamda da bir sürü neden vardı. Öncelikle yabancı değil de hiçbir şey olmuyor gibi hissettim. 600 sayfa okuyorsunuz ve gelişen hiçbir şey yok. Yani hani şöyle düşünelim kitabı. Bir tane doğa ve Ediz ve doğa ve etrafındaki insanların ilişkisi gidiyor kitap boyunca. Bir de o plot dediğimiz ana olaylar gidiyor. Arkada hani dışarıda olanlar, hani doğa ve Ediz'in o yaşadığı değil de hani dışarıda işte ailesinin, polisin, bilmem nenin
yaşadığı olaylar. İkisi de ilerleyemiyor. Özellikle dışarıdaki olaylar hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Kafayı yiyeceğim. İlk böyle 550 sayfada hiçbir şey değişmedi. Hani şey gibi böyle Ediz ve Doğan'ın ilişkisi tam ilerleyecek diyorsunuz, aynı yere geri dönüyor. İlerleyecek diyorsunuz, aynı yere geri dönüyor. Tamamen bir kısırlı döngüye dönmüş durumda, tamamen bir paradoksta. Ve cidden sıkıldım. Dedim ki Allah'ım biriniz birinizi öldürün ve susun artık. Çünkü gerçekten boğuldum yani. O böyle şeyleri var ya onların bir sürekli itişme, kakışma, çekişme falan beni yordu. Ve asla bir yere gitmiyor anladın mı? Asla bir ilerleme yapamıyoruz. İlişkilerinde bir hani karakter ilerlemesi yapamıyoruz yani. Çıldırmak üzereyim. Bunun özel bir amacı mı vardı yoksa istemeden mi oldu bilmiyorum. Ama bir şekilde ilerlemiyor gibi hissettim. Çünkü mesela ilk kitapta bu alttaki aksiyon dediğim olay da hani mesela şeydi. Hani ilk kitapta mesela Ediz ve Doğan'ın bir ilişkisi vardı ayrı. Bir de mesela işte o Hatay'da olanlar, Kutay bilmem ne falan arkadaki o olaylar vardı değil mi? Burada o arkadaki olay yok bu kitapta. Boş, hiçbir şey olmuyor. Böyle düz çizgi. Hiçbir şey olmuyor. Tamamen böyle yani yavan. Bence Öznur yani çok güzel yazıyor ama yazarken bazı yerlerde böyle eksik kalıyor gibi hissediyorum ben. Çünkü ben bu kitap çok daha bomba olabilirdi, bombastik olabilirdi diye hissediyorum yani hissetmiştim okurken. O yüzden hayal kırıklığına biraz uğramadım değil ne yazık ki. Bu arada Özgür'ün de imzası var. Adım falan yazıyor. Burada yani böyle şu an paramparça ettim. Ama gene de okuması zevkli miydi? Zevkliydi. Hikayenin nereye gideceğini hepimiz görmek istiyoruz. Gerçekten ilgi çekici bir hikaye. Ama mesela işaretlediğim birkaç kısma bakarsam yani hani mesela bazı yerlerde artık sonunda böyle hani oh be sonunda hani iki kitap 1000 sayfadır okuyoruz sonunda oldu diyeceğimiz bir olay oldu. Spoiler veriyorum buraya spoiler yazacağım. İkinci kitabı okumadıysanız şey yapmayın. Spoiler mesela Stockholm sendromunu keşfettiği ben şeyde sayfada çok mutlu olmuştum. Birinci kitaptan beri bekliyorum. Birinci kitaptan beri diyorum ki bu aptal kıza ne zaman bahsedecekler Stockholm sendromu olduğunu? Ne zaman bilimsel bir açıklama yapacaklar? Yani bu olayın aslında gerçekten yani bilimsel bir şeye dayanabiliyor olacağını. Hani Doğan'ın bu Ediz'e olan bu aptal şeyinin. Neyse ondan mutlu oldum. Ayrıca son 50 sayfası zaten herkesin de tek dediği şey hani ay Veil güzeldi ama 50 sayfası bombaydı falan. Evet gerçekten öyleydi. Benim işte şey 3 puan vermemin bir sebebi de o. Yani son 50 sayfada artık aksiyon bir yere gitti yani. Hani bir ilerleme oldu kitapta. Hani dediniz ki of falan böyle yeni bir bilgi. Çünkü onun dışındaki bütün kitap hep bildiğimiz şeyler. O yüzden bana biraz yani yavan gelmişti. Çok uzun konuştum. Özür dilerim. Ama dediğim gibi yani öneririm Yabancı'yı. Farklı bir kitap. Ediz'in erkek figürünü ben çok desteklemiyorum. Açıkçası Ediz'in erkek figürünün gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Psikolojik problemleri olsa bile hiçbir insan yani doğa yani doğanın kendine bu kadar az değer vermesini anlayabiliyorum. Ama şey bulgusu bana kötü geliyor. Hani şimdi bir kere Yabancı'da böyle hani İlk okuduğun zaman şey gibi bir algı oluyor insanların kafasına. Doğan ve Ediz'e aşık olacaklar, sonsuza kadar mutlu olacaklar. Ben zaten Öznur'u hani çok azıcık biliyorsam eski Wattpad zamanlarından. Çünkü ben çok uzun zamandır Yabancı'yı Wattpad'den takip ediyordum. Eğer ben Öznur'u tanıyorsam öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir aşk cicim micim hikayesi yok. Ve çoğu insan öyle düşünüyor. Ha işte böyle değişik bir hikaye gibi düşünüyor. Ama zaten Ediz'in doğaya olan tavrına aşk demeleri beni çok rahatsız ediyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü o aşk değil ve bu aşk olarak anlaşılırsa ülkede ciddi problemler doğar. Hani düşünsenize yani bir insan size şiddet uyguluyor, psikolojik, fiziksel şiddet uyguluyor ve siz diyorsunuz ki aa arada aşk var falan. O yüzden yani bu tabii ki de Öznur'la alakası yok bunun ama insanların kafasında böyle bir algı oluşuyor. O yüzden çok tehlikeli bir kitap. Yani çok yanlış yerlere çekilebilecek bir kitap. Hani aa birisi beni kaçırdı aa o zaman hemen onunla öpüşmeliyim gibi bir şey mi oluşturacak yani insanların kafasında diye düşünmüyor da değilim. Çok uzun konuştum bu kitap hakkında.
Yabancı da böyleydi bu ay yani. Unutmuşum nasıl video çekileceğini, kusura bakmayın. Sonra Lara Jean serisini önermiştim daha önce. Bir sürü şeyde hani... Türkçesi neydi ya? Sevdiğim bütün erkeklere, aşık olduğum bütün erkeklerimine serisi var. Lara Jean'ın serisi. Onun üçüncü kitabı olan Always and Forever Lara Jean'ı... Lara Jean mı diyor? Üçüncü kitabını okudum. Normalde serinde olmayacak ama yazarın sonradan eklediği bir kitap. Üçüncü kitap. Üçüncü kitap çok gerekli miydi? Hayır. Bence ikinci kitapta kalsa iyi olurdu. Çoğu insanın dediğine katılıyorum. Lara Jean'ın hani yazarın yapmaya çalıştığı şey Lara Jean'ı böyle çocuksu bir tip olarak göstermek olmuş. Ama o şeyi yakalayamamış. Lara Jean lise son öğrencisi. Ve hani tamam çocuksu olabilirsiniz ama o aradaki düzgün çizgiyi bulamamış yazar. Hani çocuksu olup aynı zamanda o yaşa uygun olmayı anlayamamış. Yani hani lise son olduğunu bilmeseniz biraz böyle 13 yaşında falan gibi davranan bir kız olduğu için o biraz artık en son kitapta biraz hani şey kabak tadı vermeye başladı bana. O yüzden 3 verdim bu kitaba da, puanım 3. O olayı çok beğenmedim. Konusu zaten çok uzatılmıştı böyle. Hani bir yere gitmiyordu gene. Onun da yazar fanlara istediklerini vermeye çalışmış. Verememiş gibi böyle arada bir şeyler olmuş. Yani daha iyisini yapabilirdi diye düşünüyorum. İlk kitap mesela çok daha güzeldi. Ama bence siz gene de okuyun. Çok güzel reading slant'tan çıkartacak bir kitap serisi. Son olarak By Dick Riordan'dan Kayıp Kehanet olması lazım. Apollo'nun güncelleri Kayıp Kehanet olması lazım. Yanlış söylemiyorsam Türkçe adını okudum. Onu iBook olarak okudum. Çünkü çok uzun zamandır okumak istiyordum. Ve Türkiye'deydim. Bulacak şeyde değildim. Yani bulacak bir yerde değildim kitapçı. O yüzden iBook okumak istedim. Çünkü Rick Riordan'ın dilini o kadar özlemişim ki. Apollo'nun güncelerinde özellikle bir komik, özellikle bir matraktı. Çok beğendim. Ona 5 vermiş olmam gerekiyor. 5 üzerinden 5 verdim Kayıp Kehanet. Zaten Rick Riordan'ın hiçbir kitabına 5'ten aşağısını veremem. Kalbim el vermez. Çok büyük bir fanıyım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl desem bu kadar... Bu kitaba puanım 3 üzerinden 5 değil. Yeter. 6 kitap benim için gerçekten çok iyi bir sıra, çok iyi bir sayı. Ediz'in hareketleri ve şey yaptığı şeyler konuşamıyorum. Ediz'in represent ettiği şey, Ediz'in nasıl denir? Yani o